Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün bizim klandan Seydi arkadaşımız Mehmet abi işte köy binası ona geçiş yapacağım. Sen yapar mısın işte videoda neler yapacağımızı söyler misin dedi. Çoğu arkadaşımız da soruyordu ondan dolayı hani köy binası 9'da neler yapılırla ilgili bir videomuzu çekelim dedik arkadaşlar. Bundan önce de çekmiştik. Bu da biraz daha güncel hali olacak. Şimdi altın iksir ve kar iksirin hepsini doldurmuş. Ayrıyeten de büyülü öğeler bölümü de neredeyse dolu arkadaşlar. Hani hızlandırmadan 10 tane saatten yani yok yok arkadaşlar. Altın iksir, kar iksir, kahraman kitabı, İnşaat kitabı, burada çekişler, yani yok yok arkadaşlar, bayağı bir şey biriktirmiş. Hatta 25 tane de duvar şeyi biriktirmiş. Ondan dolayı çok güzel bir bölüm olacak. Köy binası 9'a güzel bir ganimetle veda edeceğiz. Hani köy binası ona geçiş yapacağız. 3 milyon 600 de burada var. Şu altın rünü, kara iksir rünü, İnşaatçı altın rünü. Hatta iksir rünü olsaydı daha güzel olurdu aslında. Bir tane depoyu tekrardan doldururduk. Şimdi arkadaşlar köy binası ona çekişle geçeceğiz. Hani hem ganimetimiz boşa gitmeyecek hem de beklemeyeceğiz. Buradan hemen çekici verelim. 8 günlük süreyi tek seferde bitiriyoruz. Köy binası ona geçişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Hemen depomuz 8,5 milyon oldu. Şimdi bize neler verdi hemen bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle kaynaklar bölümünden bir kar iksir sondası veriyor. Bunu sonra kullanacağız. Öncelikle böyle bir süresi olmayan hani hızlı hızlı kuracağımız şeyleri bir kuralım arkadaşlar. Şöyle bir kenara getirip hızlıca bunları kuralım. Yeni duvar veriyor. Yeni duvarı alabiliriz. Duvarları da şöyle bir şuraya bir iki sıra şeklinde yapabiliriz arkadaşlar. Evet, şu şekil bir iki sıra halinde gidelim. Buradan duvarları da yükselteceğiz. Hani köy binası ona geçişte neler yapılmasıyla ilgili biraz konuşacağız arkadaşlar. Tabi bu süreçte ille hatalarımız demeyelim de böyle unuttuğumuz şeyler de olabilir. Onun için de kusura bakmayın. Ufak tefek şeyleri siz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi köy binası ona geçişte İki tür geçiş var. Hani bir tam olarak köy binası ona geçiş var. Bir de buçuk olarak buçuk olarak devam etme var arkadaşlar. Şimdi buçuk olarak derken artık eskisi gibi buçuklar da kalmadı. Bildiğiniz gibi Supercell onun önüne geçti. Bayağı bir uğraştılar. En son artık buçukları bitirdi diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biz köy binası geçişlerinde ne yapmamız gerektiğini ben sürekli size söylüyorum. Öncelikle köy binasını kaça geçerseniz geçin 8, 9, 10, 11, 12 hiçbiri fark etmiyor arkadaşlar. Onun nimetlerinden faydalanmanız lazım. Nedir? 9 ile 10'un arasında bize ne veriyor? Mesela büyü fabrikamız bir tane kapasitesi artıyor. O zaman nedir? İlk başta bizim büyüyü yükseltmemiz lazım. Şimdi 3 milyon 200 bin bir tane büyüye işçiyi verdik. Araştırmamız yükseliyor değil mi? Araştırmayı da basmamız lazım. Çünkü yeni askerleri yükseltmemiz lazım. Arkadaş hepsini yükseltmiş. Tamam. Araştırmayı da basalım. 4 milyon da buraya verdik mi abi? Ne kaldı? 3 tane işçimiz kaldı ve altın iksirimiz var. Peki, yeni aldığımız şeyler bitti mi? Bitmedi. Bunları ufaktan ufaktan kurmamız lazım arkadaşlar. Ne için? Bunları ufaktan kuracağız ve bir tane işçimiz burada sürekli çalışsın arkadaşlar. O bir tane işçiyi buradan ayırmayın. Okçu kulesi, işte duvar, yeni hava bombası veriyor mesela. Yeni hava bombasını şey yapıyor mudur? Süresi ne kadardır? Dikkat etmedim de savunmalardan bir bakalım. Top var, tuzaklardan varmış zaten. Evet, şu tuzakları bir bitirelim arkadaşlar. Tuzakları da ucuzlatmışlar herhalde ya. Önceden aynen ucuzlatmışlar gibi sanki. Evet, şöyle bunları da bir kuralım arkadaşlar. Hani süresiz olanları bir kurun. Maksat bunları bir aradan çıkaracağız. Çünkü bir işçi sürekli burada çalışması lazım. Hani şu aldığımız yeni birimleri sürekli bir işçi yükseltmesi lazım.
Eski savunmaların hiçbirisine karışmayın arkadaşlar. Toptur, okçu kulesidir, hava savunmasıdır, X-Yay'dır, bunların hiçbirini almayın. Yükseltmeyin. Hani almayın derken yeni alacaklardan alabilirsiniz. Şu şekil benim size tavsiyem Cehennem Kulesi ve inşa şeyi X-Yay'ını biraz bekletebilirsiniz. Hani X-Yay'ını alın, Cehennem Kulesi'ni 2 hafta bekletin arkadaşlar. Çünkü en kötü yani 1 hafta 10 günlük sürede sizin yapacak şeyleriniz vardır. Nedir? Duvarları dengelersiniz, işte yeni savunmaları alırsınız, asker sayısını bir yandan 240 için uğraşırsınız. Klan kalesini 35 yapmanız sizin için daha iyi olur çünkü 5 asker 5 askerdir. Onun haricinde efendime söyleyeyim, kampları geliştireceğiz. Mesela yeni açılacak şeyler var. Hani kara kışladan atıcıyı, ondan sonra normal kışladan madenciyi, bunları da açmamız lazım. Bunlara da bir önem vermemiz lazım arkadaşlar. Hani ilk başta böyle yeni yapılacak şeyleri yükseltmemiz iyi olacak. Şimdi bizim 3 tane işçimiz var. Bu 3 tane işçiyle ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle araştırmayı mı bitirelim, büyüğü mü bitirelim? Hani bana kalırsa araştırmayı bitirmek daha iyidir. Çünkü araştırma demişim. Büyü fabrikasını bitirmek daha iyidir. Hani klan savaşlarında falan büyü kullanmamadan dolayı büyü fabrikasını bitirebiliriz. Çünkü 6 gün bu 4 gün. Ben bu kitabı buna vermek istiyorum arkadaşlar. 6 günü buna verelim. En azından dayım büyü basabilsin. Tamam. Şimdi bizim 8,5 milyon ganimetimiz var. Bununla ne yapabiliriz? Klan kalesini basabiliriz arkadaşlar. Bakın. Klan kalesini de basabiliriz veya X yayını da alabilirsiniz. X'inden birini hangisini isterseniz onu yapın. Bomba kulesini de alabilirsiniz. Veya şunu yapabiliriz. 4 tane işçimiz var. Bunun bir tanesiyle kraliçeyi basarız. Şimdi hep soruyorsunuz abi, kralı mı basalım, kraliçeyi mi basalım? Gençler, tek tek yükseltmeniz sizin için iyi olur. Veya kraliçeyi 5 arttırın, kralı sonradan bir 5 seviye daha getirin. Nasıl? Kraliçeyi 35 yapın, sonradan kralı 35 yapın. Kraliçeyi 40 yapın, kralı 40'a getirin. Hani 5-5 atlatırsanız iyi olur. Çünkü bunun yumrukları var arkadaşlar. Hani kilitleri var değil mi? 5 seviyedeki kilitleri var. Bu 5 seviyedeki kilitleri açmanız sizin için iyi olur. Hani tutup da kraliçeyi 50 yapıp kralı 25'te bırakmanız biraz saçma oluyor. Arada çünkü dağlar kadar fark oluyor. Hacı videoda yok, dur ya. Tam da videodayım oğlum, şu ses yapmayı da kes. 2 dakika dur. 1 dakika çekip bitireceğim. 1-2 dakika dur. 2 dakika dur tek. Nerede güldürüp güldürüp. Nerede olduğumu unuttum. Evet, bu yeni alacağımız şimdi birimleri. Yani 4 tane işçimiz olduğu için bir tanesini kraliçeyi verelim arkadaşlar. 140 bin. Kraliçeyi verelim. Aslında kitabımız da var da, hani çekicimiz de var da, onu ileriki zamanda kullanabilir. 129-140 çok da bir şey fark etmiyor. Hani Kariksir rünü de var. Kariksir rünüyle de çok güzel şeyler yapılabilirdi de biz kraliçeyi bastık. Kahraman kitabımız var. Kahraman kitabını şimdi kullansak mı? 6 gün yok ya. Kahraman kitabı ve Kariksir'i ayrı bir günde basabilir bence. Bir tane daha kahraman kitabı geldiğinde, hani klan oyunları da geldiği zaman ikisini aynı anda basıp Kariksir rününü de kullanabilir. Hani ben kullanayım dedim ama şurada 50.000'in olması bizim için kötü oldu. Çünkü 50.000'i bir şeyde harcayamıyoruz. Hani sıfır olsaydı kullanıp bitirebilirdik arkadaşlar. 50.000 çöp olmaması için kullanmayalım. Şimdi 3 tane işçimiz var. Bu 3 tane işçiyle bir tanesiyle bomba kulesini alırız. Şöyle hemen gelelim. Bir tanesiyle bomba kulesini getirelim. Şuraya koyalım arkadaşlar. İkincisiyle de X yayını kurmak istiyorum. Şöyle gelelim. Buradan da X yayını kuralım. Cehennem kulelerinin ikisi de kalsın arkadaşlar. Dediğim gibi hani en kötü bir 10 gün 15 gün kalsın. Ondan sonra yükseltirsiniz. Şimdi bir tane işçimiz kaldı. Bu bir tane işçiyle de ne yapacaksınız? Sürekli bunları
yükselteceğiz arkadaşlar. Mesela bu ne kadar? 15 dakika girer. 2. Mesela böyle girersiniz. 2-3 tane saldırı yapacaksınız. Saldırınızı yapar. 15 dakika bitince bunu da basar çıkarsınız arkadaşlar. Neler yapacağınızla ilgili tekrardan söylemek gerekirse, klan kalesini basın. Asker sayısını ufak ufak yükseltin. Hani bir işçi, iki işçi burada çalışabilir. Onun haricinde de duvarları elinizden geldiği kadar yükseltmeye çalışın. Hani nasıl yükseltin? Örnek vereyim, aktif olarak oynuyorsanız mesela 15 saat sürekli oynuyorsunuz. Günde 2 saat hızlandırma yapabiliyorsunuz. O arada bir işçiniz boşta kalsın. Sürekli duvarları yükseltin arkadaşlar. Örnek vereyim, okul başladı. Ben sadece hafta sonları girebiliyorum oyuna. Hızlandırmayı o zaman yapabiliyorum. O zaman ne yaparsınız? Büyük şeyleri basarsınız. Duvara parayı basmazsınız. Yani çünkü çok ganimet kazanmadığınızdan dolayı ne yaparsınız? Yeni aldıklarınızı dengeler. Arada işte bir kamp basarsınız. Klan kalesini işte ne bileyim böyle basılacak şeyleri basarsınız. Köy binası onu toparladıktan sonra ne basılacak derseniz ilk başta hava savunmalarından başlamanızı tavsiye ederim. Hava savunmasını başlayın, sonra büyücü kulesine gelin. Tesla'ları unutmayın. Hani hava savunması, Tesla, ikisini de önce basabilirsiniz. Büyücü kulesi alan hasarı verdiği için çok önemli. Ondan sonra tekli birimlere geçin. Tutup da cehennem kulesini ve ilk siyahını ilk başta yükseltmeyin arkadaşlar. Hele cehennem kulesini hiç yükseltmeyin. Çünkü en yüksek puan cehennem kulesindedir. Cehennem kulesini 3 yaptınız. Klan savaşında karşınıza max rakipler gelir. Sizin sadece cehennem kuleniz max olmasına rağmen karşı tarafın savunmaları da max olur. Kral kraliçeleri de yüksek olur. Onun için cehennem kuleleri birinci seviyede kalsın. Diğer savunmaları birer seviye verin. Sonra iç yaylarını maxlayın. Sonra savunmaları maxlayıp en sonunda cehennem kulelerini maxlarsanız sizin için iyi olur. Evet, şöyle bakacak olursak kahraman şeyi var. Kitap. Duvar yüzüğü var. Yani bunları sonra da kullanabilir arkadaş. Çünkü altın rünlü falan kullanmak istemedim. Hani istesek kahraman şeyini bitirip ayrıyeten de bir tane basabiliriz. 3 milyon şeyi var. Hazinede de bayağı bir ganimeti var. Ne yapalım o zaman? Ya şimdi adamın nasıl ganimet topladığını bilmediğimden dolayı da çok hareket etmek de istemiyorum. Yoksa hani ganimeti toplayıp altını duvara veririm. İksirle de hiç yoktan mesela şu kariksir fabrikasını basabiliriz. Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Siz kafanıza göre devam edersiniz. Her azaba katlaştım, atlanıp dağlar aştım, bir kurtla karşılaştım.